Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Milletvekili Edüz'ün kamuda tasarruf ve verimlilik paketi kapsamında yerel basında yapılacak olan düzenlemeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a sordu. Söz konusu düzenlemelerin ayakta durmakta zorlanan yerel basına bir darbe daha vuracağını belirten Milletvekili Ün, "Yerel basınımız tamamen basın emekçilerinin insanüstü fedakarlıklarıyla yaşamaktadır. Çok kısıtlı imkanlar ve cüzi gelirlerle ayakta durmaya çalışmaktadır. Kamusal bir görevi yerine getirmektedir. Son yıllarda resmi ilan fiyatlarında maliyetlerin çok altında artışlar yapılmış ve yaşayamaz duruma gelmişlerdir. Şimdi de adına kamuda tasarruf ve verimlilik paketi denilen ama aslında emekçi kesimlerin sırtına bir yük daha vuran paket, yerel basınımıza bir darbe daha vurmaktadır. Tasarruf adı altında yerel basının devlet bütçesinde Hazine ve Maliye Bakanı'nın deyimiyle çerez parası bile olmayan ama yerel basının yaşaması için yaşamsal önemde olan resmi ilan ve reklamlarla abonelikleri kısma kararı almışlar. Tedbir diye açıkladıkları paket sadece çiftçinin, işçinin, memurun, emeklinin sırtına bir yük daha vuran, hayatı yaşanmaz kılan düzenlemelerdir. Bu arada idam fermanını verdikleri yerel basının sehpasına tekme atmayı da ihmal etmiyorlar dedi. Milletvekili Ün tarafından verilen soru önergesinde ise şu ifadelere yer verildi. 1. Söz konusu paket kapsamında getirilen kısıtlamalarla yerel basına giden abonelik, reklam ve resmi ilanlardan kaç liralık bir tasarruf yapılacağı öngörülmektedir. 2. Yerel basının gelirlerini kısarken kamuya bağlı şirketlerin ülke genelinde verdiği reklamlarda da bir kısıtlanmaya gidilecek midir? 3. Yerel basının reklam ve abonmanlık gelirlerini ellerinden alırken yerel basının yaşaması için bir önlem almayı düşünüyor musunuz? 4. Resmi ilanlar için yapılan ödemelerde fiyat artışına gidecek misiniz? 5. Kamusal görev yapan yerel basının yaşaması için yerel basın paket kapsamında getirilen kısıtlamaların dışına çıkarmayı yeniden değerlendirecek misiniz?